Arkadaşlar herkese merhaba, benim bu şampiyon. Bugün sizlere Wolsen'de Gate of Faith'i anlatacağım. Genelde gelen ilk sorular Cem'lerle ilgiliydi arkadaşlar. Bununla ilgili bir video çekmiştik biliyorsunuz daha önce. Cem'leri detaylıca anlatmıştık. Hayretten size burada Zennifer Stark'ın ne iş yaptığını anlatmıştım detaylı bir şekilde. Bugün ise Gate of Faith'i anlatacağım çünkü Gate of Faith'le ilgili bayağı bir soru geliyor. Gate of Faith menü kısmından zaten buradan P'ye bastığınızda zaten Diablo'daki paragon mantığı. Fakat burada daha farklı bir yapıya bürünüyor arkadaşlar. Burada da olaylar çok farklı arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız burada ilk olarak başladığınızda bir karakter seçiyorsunuz. İşte barbar seçiyorsunuz ya da işte uzaktan atar, wizard tarzı bir karakter seçiyorsunuz ya da ranger seçiyorsunuz. Yani tamamıyla sizin buradaki stratejinize bağlı. Fakat gördüğünüz gibi burada yaklaşık 6 koldan bunları dağıtmaya başlıyoruz karakterinize göre. Ya ben şimdi bu barbar karakteriyim. Ben ilk olarak nereden başlamışım? Soldier'dan başlamışım. Hatta Sentinel'den gitmişim biraz. Sentinel'den gidip bağlamışım mesela. Burada tek tek giderek özellikler açıyoruz. Ya bizim burada kritik olan nokta şu. Siz aynı anda barbar olurken wizard gibi oynayabiliyorsunuz. Buradaki taşların dönmesi sayesinde. Burada taşlar dönüyor böyle bakın. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Ayrıyeten burada ilk olarak başladığımda işte Soldier olarak seçtim kendimi. Burada Attack Weapon Damage'imi, Critical Chance'larımı arttırdım. İşte The White Card dediğimiz bir skin var. Critical Hit Chance skoru yani kritik hasarımı arttırdım %60. Buradaki yazanlara çok iyi dikkat edip okumanız lazım. Üstlerine geldiğinizde mesela işte Health Regeneration yani canınızı arttırıyor. %30 maksimum can veriyor. Burada açacağınız özellikler çok kritik. Mesela buradaki %60 Critical Damage veriyor. %30 da Damage veriyor. Sürekli böyle hasar arttırmaya yönelik harmoni neler yapmışım ben. İlk olarak Soldier başlamışım. Soldier'dan ve Sentinel'e vermişim. Sentinel'den bağlarken de buradan direkt şuraya bağlamışım. Mercedes Lethality dediğimiz bir skill var. Bunu aktif etmişim. Yani Gate of Faith'te ilerlerken buradan şimdi tık 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 ilerleyeceğiz. Ben şimdi buradaki hedefim ne? Buradan Skolar'dan şu tarafa gitmek. Warmonger'e gitmekti. Physical ve Rend Damage. Evet şunu arttırmak. Mesela physical converted to rend damage. Fizikselimi rende convert edebileceğim. Ben şimdi en son skill rehberimde de anlatmıştım arkadaşlar. Rend kullanıyordum. Ben physical'ımı da rende dönüştürüp böyle bir komple bir ortalığı kasıp kavurma niyetini. O yüzden buradan bağlarken ilk olarak burada size her seviye atladığınızda puan verecek. Bir puan verecek. Siz burada remaining points'leri tık 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 ilerleteceksiniz. Yani 30 seviye atladıysanız 30 tane puan verecek. 30 o puanı da siz burada dağıtacaksınız. Ama dediğim gibi düzgün dağıtmanız lazım. Stratejinizi önceden belirlemeniz lazım. Ben ilk olarak Soldier'da başladım. Soldier'da işte Heavy Blow'umu arttırdım. Kritik hasarımı arttırdım. Canımı arttırdım. Ve Rage Cost'umu arttırdım. Rage'im çabuk bitmesin diye. Ondan sonra maksimum canım %10 maksimum health arttırmışım. Canımı arttırmışım. Ondan sonra geldiğimde de Second Vade arttırmışım. Burada tamamıyla canı arttırmaya yönelik hamleler. İlk olarak ben canımı yükselttim. Ki kolay ölmeyeyim. Çünkü zaten vuruş gücüm çok düşük. En azından canım fazla olsun diye böyle bir strateji izledim. Burada ise yaptığım The White Card'ı açmaktı. Critical Chance skorumu arttırmaktı. %60. Bu da çok güzel. Sentinel'e döndüm. Soldier'dan buradan Sentinel'e döndüm. Burada işte %8 atak hızımı arttırdım. Critical Hit Chance skoru arttırdım yine kritik hasarı. %25 Agility'mi arttırdım. Agility de çok kritik. Burada Force Shield'imi arttırdım yani armor'ımı. Attack Speed skorlarımı arttırdım. Burada tamamıyla Critical Hit Chance skorları arttırıyorsunuz iki tane. Ve en son %60 damage'i arttırıyorsunuz. Buraya kadar getirdim. Şimdi buradan Skolar'a döndüm. Hatta ilk olarak şeye döndüm. Warlock'a döndüm. Warlock'ta Y-Power Hit'imi arttırdım. Y-Power'ı arttırdım. Ve daha sonra Spell Cost'umu arttırdım. Buradan gelerek Fate Leech'i arttırdım. Bu Force Sheet ve Health oluyor bana. Force Sheet'imi sürekli arkada hasar yediğimde düzeltiyor. Ve canımı düzeltiyor. Bu kritik bir skill. Bunu da tercih edebilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Ben biraz genelde, ya bu benim bir önceki videolarımda da var. Diablo'da da çok yapmıştım vardır. Genelde ilk alışkanlık ben önce bir canı yüksek tutarım. Kendimi sağlam alırım ve daha sonra hasarı arttırmaya yönelik hareketler yaparım. Bu hamlelerden biriydi. Burada şimdi yapacağım. Buradan gelip şu an Skolar'a döndüm. Skolar'da işte burada Rage Cost'larımı arttırıyorum fark ettiyseniz. Artı 5 Rage Cost Decrease yapıyorum. Burada Y Power ve Rage'i arttırmışım ve All Resist'leri arttırıyorum. All Resist ne kadar fazla olsa arkadaşlar Allah ne verdiyse korunursunuz. Ateş, ışık, tahta, toprak hiçbir şey işlemez yani öyle söyleyeyim. Ateş, su, toprak, tahta. Yani neyle gelseler o rezistin yani. Dolayısıyla siz o rezist arttırmaya yönelik hamleler yapmanız her zaman avantajınıza gelir. Buradan işte Rage Cost'u arttırmaya yönelik yine hareketler yapmışım. Şu, en son şuraya geleceğim. Spell Casting skoru, Speed skorumu arttıracağım. Şuradan da şuraya geleceğim. Ondan sonra buraya bağlayacağım. Warmonger'e geleceğim. Warmonger'de ne yapacaktım onu söyleyeyim size. Blood Reaper'ı arttıracağım arkadaşlar. Aynen bunu demiştim zaten. Buraya geleceğim. Buradan da böyle tık 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 bağlayacağım. Bunu da aktif edeceğim. Blood Reaper'ımı. Yani böyle bir strateji izleyeceğim. Burada Ranger'la bir olayım olmadığı için
çok ranger'lık bir şey yapmıyorum. Aslında bir elimde silah var ama yani burada bu tamam, bir de işte ileriki stratejime göre değişebilir. Daha şu anki olayım bu şekilde. Mesela Time Weaver diye bir şey de var. Bunu da aktif edeceğim. Daha sonra da bunu yapacağım. Buradan geleceğim. İlk olarak şunu yapacağım. Ondan sonra şuraya bağladıktan sonra da şurada yaklaşık 1, 2, 2, 3. 3 tane de şuraya sıçrayıp buradan şuraya geleceğim. Ether damage'imi artırıyor ve force hit'imi artırıyor. Burada da ether damage'imi artırıyor. Burada ether artırıyor. Burada da time weaver artırıyor. Bunu yaptıktan sonra da hasarımı arttırıyor. Bu hareket 1,5 saniyede bir bu time weaver yaparsam. Ve benim için müthiş bir skill. Bunu buradan buraya bağlayacağım. Bu tarafı böyle çözeceğim. Ha, burada aktif etmek istediklerim var mı? Böyle gözüme hoşuma giden. Child of Fury var. Mesela bu da güzel bir skill. Burada attack speed skorunuzu life leech'i arttırıyor. All resist art. Burada ne var mesela? Buradakilerde ben bakmıştım. Hoşuma gidenler vardı. Mesela şu Y power generate transfer to rage. Bu çok kritik. Hani şu bir bazı arkadaşlar sonuç oldu. Abi bizim Y power sürekli dolu, rage bomboş. Arkadaşlar Y power'dan rage transfer olayı var. Bu skill onu arttırıyor. Yani aslında ben buradan devam ederek şuradayım şu an mesela. Ya da buradan yürüyerek mesela burada ne varmış? Phantom strike, critical hit chance, dash attack. Mesela dash yapıyorsam dash yapmıyorum. Kullanabilirdim bunu. Buradan yürüyüp mesela bunu da arttırabilirim. Yani şunu güzel. Rage'i arttıracak hareketler. Çünkü biz barbar bir karakterim ben ve rage'imi ona göre arttırıyorum. Yani sizin buradaki stratejiniz, yani dediğim gibi bunları çevirebiliyorsunuz. Yani şimdi ben geldim. Mesela geleyim ortaya. Şimdi şuradaki skorlarımı buraya getirebilirim. Mesela böyle getirip hiç puan arttırmadan buradan da devam edebilirim. Ama buradaki skill'lerimden feragat etmiş oluyorum. Mesela buradan ne oluyor? Sentinel'den Warlock'a dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ya da Sentinel'den burada ne oluyor? İşte şey oluyor. Mercenary Lethality düşüyor. Mesela bakayım, çevireyim tekrardan. Bakın aktif olacak. Bakın aktif olmuyor, görüyorsunuz. Çevirdiğimde aktifliği gidecek. Bakın gitti. Yani şuraya getirdiğimde aktif oluyor ama olmuyor. Bu ne zaman aktif olur? Şöyle aktif olur. Yani sizin aslında şuradaki şu dört kolu da açtığınızda siz bunları aktif edersiniz. Ben şimdi mesela şuradan buraya gidip bu iki kolu da açacağım. Bunları böyle değiştirerek kullanabileceğim. Bu tamamıyla stratejinize bağlı. Yani aslında çevirerek de bu olayı çözebiliyorsunuz. Ben şu an şunu düzelteyim tekrardan. Seçiyorum. Tıklıyorum. Yine eski haline getiriyorum. Ve eski haline getirdim. Yani aslında taşları çevirerek siz aslında bunları yine kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi şu dört kolu da aktif etmeniz gerekiyor. Dört kolda burada mesela benim iki kolum kalmış aktif edecek. Bunları da aktif edersem benim zaten her yeri çevirebiliyorum taşlarım. Dolayısıyla stratejinizi izlerken bu şekilde yapabilirsiniz. Yani ilk olarak dört kolu açıp daha sonra taşları çevirme üzerine de yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi skill'ler kritik. Benim yaptığım şeyler barbara yönelik hareketler. İşte ilk olarak dediğim gibi Fate Dish'te canımı arttırdım. Ayrıca Second White'da da canımı arttırdım yine. Canımı arttırıp ve Health Regeneration'ı, arkada sürekli canı tazeleme olayını yapmıştım. Burada ise The White Card'da %60 Critical Hit Chance skorumu arttırdım. Ayrıca Assassin'da Mercenary Lethality dediğimiz bir skill var. Bu %60 damage'imizi, yani hasarımızı arttırıyor ve %30 daha fazla hasar vermemi sağlıyor. Tabii bunlardan önce de artı %18 iki tane critical hit chance skorumu arttıracak hamle yapıyorum. Yani benim olayım kritik hasar vermeye yönelik. Ben her zaman yaptığım stratejilerde Diablo'da da olsun, bu oyunda da olsun, critical hit chance skorunuzu arttırın arkadaşlar. Neden diye soracak olsanız, mesela gelelim inventory'a. Inventory'de benim kritik hasarım gözükür. Karakter sheet'ime geldim şimdi. Mesela bakın burada show details dedim. Critical hit chance'ıma bakalım nerede gözüküyor. Bakın critical hit chance'ı göstereyim size arkadaşlar. Critical hit chance skorum combat'ta şu an %40. %40 demek 2 vurduğunuzdan neredeyse 1'i kritik hasar veriyor. Yani sizin kritik hasar vermeniz çok kritik. Burada biraz matematik konuşuyor. Diablo'da da öyleydi. Burada da öyle. Critical chance'ı arttırdığınız zaman aslında şöyle bir hesap yapmanız lazım. Sizin kritik şansınız %30'sa 3 kere vurduğunuzdan biri kritik gelir. %50 yaparsanız 2 vurduğunuzdan biri kritik gelir. Eğer %60 ve yukarısı yaparsanız neredeyse, yani 2 tane vurduğunuzda yani 2 bile değil aslında. Direkt %60, %60 üstü zaten. Allah ne verdiyse vurduğunuzda kesiyorsunuz. Mesela atak speed bonusum düşük %20. Şimdi atak speed'i de arttırmamız lazım. Yani orada seçtiğimiz, Gate of Fate'de seçtiğimiz skill'ler şundan da kritik. Speed bonusları arttıracak şeyler. Siz ne kadar hızlı vurursanız o kadar daha fazla hasar verirsiniz. Barbar da her zaman böyledir. Yani diğer karakterlerde de böyledir. Dolayısıyla speed bonusunuzu arttırırsanız daha çabuk kesersiniz. Yani daha hızlı vuruyorsunuz ve daha hızlı kesiyorsunuz.
Yani dolayısıyla bu şekilde ayarlamak lazım. Mesela physical'ım benim görmüş olduğunuz gibi çok fazla. 58'e 170. Ben ne yapmıştım? P'ye bastığımda demiştim ki size, şurada bir skill var. Physical'ı rend'e dönüştürüyor demiştim arkadaşlar. Bakın, rend'e dönüştürüyor. Benim fizikselim fazla ya. Ben bunu aktif edince o fiziksel'i rend'e dönüştüreceğim. Convert edeceğim. Rend'i kullanıyorum şu an çok fazla. Niye? Blading Age'i kullanıyorum döndürmeli. Bu benim skill rehberimde de vardı. Yukarıda bakabilirsiniz ona. Bu Blading Age'i daha etkin kullanmak için, herkesi tıkır tıkır kesmek için bunu aktif edeceğim. Dolayısıyla ben fizikselimi ona dönüştüreceğim. Daha rahat böyle milleti kesmeye yönelik hareket. Yani burada tamamıyla olay stratejiye bakıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Gate of West'te, yani benim stratejim bu şekilde olacak. Yani ben geldim şimdi, buraya kadar geldim. Ranger'la ilgili bir şey yapmadım dediğim gibi. Şurada işte dediğim gibi %15 force yield'imi arttıracak bir hareket yapacağım. Şuraya kadar getirdim zaten. Şuradan şuradan ilerleyebilirim. Şuradan bir iki puanı ilerletip aslında şurayı bağlayacağım. Ve daha sonra şunu kesinlikle aktif etmeyi düşünüyorum skolarda. Ondan sonra da buradan devam edip, şuradan devam edip buradan rende dönüştürme işlemini yapacağım. Daha sonra da buradan gelip Warmongen'den Blood Rush'tan şuradan Time Weaver'a getireceğim. Evet, şunu yapacağım. Bu benim demin de anlatmış olduğum gibi hasarımı arttıracak. Yani buradan bağlayıp böyle tık tık buradan tık tık getireceğim bunu, bitireceğim işi. Buradakiler tamamıyla hasar arttırmaya yönelik çoğu şey. Ether Damage'i kullanmıyorum. Ether Damage'i büyük ihtimal yapmayacağım. Şunlardan getireceğim. Pasif Dodge Chance skorumu arttıracağım mesela. Burada Force Shield attırıyormuş. Buradan şuraya geçerim. Buradan da mecbur buraya gelirim. Ya da buradan şuraya giderim. Force Regeneration'ı arttırırım arkada. Buradan da buraya bağlarım. Yani illa şuradan şuraya geçmek zorunda değilsiniz yani. Buradan bunu da yapıp buraya gelebilirsiniz. Yani sizin işinize yarayacak şeyi seçin. Ya bu buraya yakınmış, illa bunu seçmem gerekiyor gibi bir mantık yok burada Gate of Face'de. İşinize yarayacak şeyi seçip buradan ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla benim yapacaklarım bu tarafta bu kadar. Burada da Child of Fury'yi açacağım. Dediğim gibi buraya zaten gelmiştim. Şuradan tık tık getirip şuradan da burada Resist ile ilgili bir şeyler vardır mutlaka. Bakalım neler varmış. Mesela Spell demişler var. Spell'le pek bir alakam yok benim. O Resist var mesela, bakın. Şimdi şuraya geldim. Burada şuraya bağladığımda mecbur şunları şunu vereceğim. Spell cost decrease'i vereceğim ki şura açılsın. Burada mesela 18 all resist varmış. Alırım ben bunu. Severim 18 all resist'i. Burada ailment attacks'la ilgili şeyler var. Buradan aslında bir an önce buradan nasıl kenardan şu Child of Fury'ye getirebiliriz? Şöyle de getirebiliriz. Bunu kaydırırım. Bu da bir strateji. Gelirim 3. taşı. Kaydırırım abi. Gel abi derim. Child of Fury'yi getiririm buraya arkadaşlar. Tamam, geldi mi Child of Fury buraya? Geldi abi. Buradan tık tık bağlarım. Şuradan da yürütürüm Child of Fury'yi. Burada neredeydim abi benim Time Weaver skill'im? Beğendiğim. Buraya mı geldi? Buradan da mecbur bir şekilde bağlayacağız artık. Yani stratejim o şekilde olur. Ya yani buradan ya da buraya getirebilirim. Bu da bir strateji. Şimdi buradan getireceğim dedim ya. Buraya getirdim. Burada Warmonger'de ben neyi alacaktım? Şu materyal demiş veriyor. Bunu alacaktım Blood Reaper'la. Buraya geldikten sonra tık tık şuradan hemen bu atak damage'imi arttırıyor. Bak, atak damage'i arttıran şeyler güzel. Hoş. Bunlar mis. Bunları alırız. Buradan da buraya geliriz. Maksimum health arttırıp buradan da şuraya sıçrarız. Sonra da buraya sıçrarız. Rahat rahat gideriz. Şuradan da Time Weaver'ı bağlayabilirim zaten. İşime yarayanları buradan alırım. Force Sheet'imi arttırıp buradan da Time Weaver'a giderim. Yani hemen taşları dönüştürüp çevire çevire de o olayı yaparım. İlla oradan oraya puan vermeme gerek yok. Diğerlerini de zaten burada kullanabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta bakın burası açıldı. Ranger'ı kullanabilirim mesela. Ya da bunu buraya çeviririm. Bu da bir tercih. Yani bunu getiririm buraya. Hemen buradan aktif ederim. Şunu şuraya da getirebilirim. Yani şunu aktif olan yer var mı? Üçüncü açtığımız. Üçüncü açtığım şu an yok. Üçüncü açtığınız bir yer varsa bunu oraya da direkt getirebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin stratejinize bağlı. Yani oyun burada tamamıyla sizin nasıl bir skill tasarladığınıza bağlı. Günün sonunda arkadaşlar burada skill'lerin ne kadar doğru seçeceğinize bağlı aslında olaylar. Gate of Fest'te burada anlatabileceklerim bu kadar. İkinci olarak geleceğim konu genelde şunu soruyorlar. Puanları nasıl dağıtacağınızı da anlatmak istedim aslında bu bölümde. Onu da kısaca göstereyim. Çünkü bunu çok soruyorlar. Karakter sheet'inizde arkadaşlar nasıl puanları dağıtmanız gerekiyor? Ondan da kısaca bahsedeceğim. Burada da sizin olay stratejinize bağlı. Şimdi ben bir barbar karakteriyim. Ben karakter sheet'imde nasıl dağıtmalıyım bunları? Ben Ferocity'ye veriyorum. İlk olarak yaptığım şey atak critical chance skorumu arttırmak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Atak critical chance skorumu arttırmışım. 248 puan buna vermişim. Burada her siz level attığınızda 10 puan verecek size. İkinci toughness'a vermişim. Ferocity genellikle sizin critical chance skoru, yani kritik hasar skorunuzu arttırır. Demin anlatmış olduğum gibi 3 vurduğunuzdan biri ya da ikisi kritik olmasını istiyorsanız buna vermelisiniz. Ferocity. İkincisi toughness. Toughness dayanıklılığınız arkadaşlar. Hem canınız hem armor'ınız. Üstünüzdeki yelek yani. Health'iniz ne kadar fazla ve force hitiniz ne kadar fazla olursa o kadar daha geç ölürsünüz, dayanırsınız yani. Bu da dayanıklılık aslında toughness'ta. Üçüncüsü agility. Agility ise sizin atak hızınızı arttırıyor. Yani tamamıyla ne kadar hızlı kesmenize, daha hızlı kesiyorsunuz. Yani bir kere vururken 2-3 kere vurabiliyorsunuz speed skorunuz fazlaysa.
Bu da o işe yarıyor. 137 puan vermişim. Dördüncüsü de Wisdom arkadaşlar. Bu da Ailment şans skorunuzu arttırıyor. Bu genelde böyle melee'yi uzaktan takılan karakterler, Wizard falan, onlar barbar kullanmıyor. Ben ona az puan vermişim zaten. Bonus damage'in ferocity de %108'miş. Bonus damage toughness'ım %55.2'ymiş. Bonus hasarım agility de %31.5'miş. Bonus hasarım wisdom da %3.4'müş. Show details dediğinizde de combat'ta neler yaptığınız gözüküyor arkadaşlar. Buradaki değerlere bakın. Buradaki değerlere bakmadan ne olduğunuzu anlayamazsınız. Benim şu an average damage'im 370'miş. Attack speed bonus'um %20'ymiş. Critical hit chance'ım %40'mış. Yani neredeyse iki vurduğumdan biri kritik geliyor. Weapon damage'im %294 fazlaymış. Weapon damage'im %144 arasıymış. Physics'im 58-170'miş. Toxic'im bu kadarmış. Random, Frost'um, Secret'im bu kadarmış. Blood Chance'im %12.2'ymiş. Rage on hitimde, yani vurduğumda ne kadar rage alıyorum? 74.3 rage alıyormuş. Health'im, yani canım 3377'ymiş. Health Regeneration'ım 32.4'müş, saniyede arkada tazeleyen yani. Regeneration rate'im de 1'miş. Attack Deflection 0'mış. Spell Life Leech'im 4'müş. Force Hit'im 352'miş. Force Hit tazelemem arkada regenerate etmesi %1068'miş saniyede. Force Generation Regeneration delay'im 5 saniyeymiş. Block şansım %8.1'miş. Block efficiency'm %15'miş. İşte %100 dodge şansım %3.7'ymiş. Presence'ım %100'müş. 6.2'de movement speed'im varmış. Resistance'lar. Bunlar da çok kritik arkadaşlar. Fiziksel, toxic, rend. Bunlar benim 478 küsürmüş yani. Bayağı bir resist demişim kendime. Elemental'lar kritik. Bu bir önceki videomda anlatmıştım gemlerle ilgili. Fire, Floss ve Lightning'ler. Bunlarda da bir var. Ayrıca Occult'ta Aether ve Secret ve Shadow'a karşı da kendimi resist demişim. Korumuşum yani. Sütunlarım, sütun chance, sütun demek arkadaşlar. Vurduğunuzda adamın kafası böyle güzel oluyor. Yani sütun etmeniz o. Sütun chance skorum 156'ymış. İşte poison chance skorum. Poison'la bir alaka yok zaten. Yani dolayısıyla bunlar çok mühim değil benim için. Bleed'im bunlarmış. Bleed'ler 156. Burn chance score'um 166'ymış. İşte burada resource'um ne kadarmış? Rage conversation'ım, stamina'm, experience'ım vesaire. Yani buradaki değerler çok kritik arkadaşlar. Bunları okumak lazım, bakmak lazım. Yani sırf oyunu oynamış olmak için ya benim canavarım niye kesmiyor? Benim karakterim niye uçmuyor? Niye böyleyim falan diyorsanız olayım burada bitiyor arkadaşlar günün sonu. Burada dediğim gibi çok kritik. Burayı mutlaka dikkat edin. Yani sizin bir karakterinizde bir sıkıntı varsa, kesmiyorsa bunlara dikkatli bakmanız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi çok kritik şeyler bunlar. Critical hit chance skorunuz, weapon'da critical damage'ınız, üstünüzdeki resistler sizi ne kadar korudu. Bunlara bakmanız gerekiyor günün sonunda. Eğer bunlara bakmazsanız karakteriniz çabuk ölür, karakteriniz hasar vermez, karakterinizin canı az olur. Yani buradaki her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi ferocity critical chance skorlarınızı arttırıyor. Toughness dayanıklılığınızı, canınızı ve armanızı arttırıyor. Agility hızlanmanızı, keserken canavarın hızlanmasını arttırıyor. Wisdom da işte Wizard'da ya da diğer karakterlerde sizin chance skorunuzu, critical chance skoru gibi bir skorunuzu arttırıyor. Ya dolayısıyla bunların primary, secondary, tertiary ve quartary, sizin primary dediği ilk neye öncelik veriyorsunuz? Primary, ben ferocity'ye veriyorum. Burada o yüzden en yüksek puanı verdiğiniz primary olur. İkinci puan verdiğiniz secondary olur. Üçüncüsü zaten tertiary olur. Dördüncüsü quartary olur. O yüzden bunlar bu yanında bunlar yazıyor. Sebebi bu. Soran arkadaşlar oldu. O yüzden söyleme ihtiyacı hissettim arkadaşlar. Bunları dikkatli dağıtın. Bakın burada reset attributes 16.000 diyor. 16.000 altın istiyor. Yani komple sıfırlamanız için. Reset pasif 800 istiyor. Sizin bunları sıfırlamanız için bunları istiyor. Dolayısıyla siz bunları dağıtırken mantıklı bir şekilde dağıtın arkadaşlar. Karakterinizi uygun şeylere verin. Ve stratejinize uygun şekilde. Yani ümit ediyorum ben açıklayıcı bir bilgi anlatabilmişimdir. Yani kritik bir bilgi verdim bugün bu konuyla ilgili. Genelde arkadaşlar soruyorlar, biz zaten karakterimiz çok güzel ama bossları kesemiyoruz, işte bosslara gelene kadar çok zorlanıyoruz. Arkadaşlar değerlere bakın demiş olduğum gibi. Gate of Faith'i düzgün kullanmaya dikkat edin. İşinize yarayacak şeyleri seçin. Taşları döndürmeyi unutmayın. Ayrıca dediğim gibi burada skill'lerinize de dikkat edin. Karakter sheet'inize çok dikkat edin arkadaşlar. Verdiğiniz puanlara çok çok dikkat edin. Dediğim gibi bunları resetlemek için para istiyor. Ve değerlere burada show details'tan bakın. Tek tek combat'ta resistance type'larınız ne kadar şey. Yani mesela bir sorun varsa, kuşlar sizi tükürdüğünde bir sıkıntı varsa sizin demek ki toxic resistance yok. Toxic resistance atmanız lazım. Mesela frost'la ilgili bir durum var. Donduruyorlar sizi. 2 dakikada hemen donuyorsunuz, ölüyorsunuz. O zaman frost'unuz yok arkadaşlar. Frost resistance yok. Geleceksiniz buraya. Mesela ben koymuşum bir tane taş. Frost resistance skorunu arttırmışım. Koyacaksınız, arttıracaksınız. Bunlar dediğim gibi Lego gibi biraz. Tık 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 tık. Biraz da matematik. Yani değerlere baktıktan sonra bu karakterlerinizi uçurursunuz arkadaşlar. Doğru skill'ler, dediğim gibi Gate of Grace'de doğru tercihler, karakter sheet'inizde doğru artırımlar, puanla gelen level puanlarını doğru şekilde artırırsanız bu işi çözersiniz.
Yani çözülmeyecek bir şey yok. Gayet basit, mantık. Sadece stratejiniz uygun ve işinize yarayacak şeyleri kullanın. Bugünlük anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Gate of Fest ile ilgili ve karakter sheet ile ilgili puanları nasıl dağıtacağınızla ilgili. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.